Kanalımıza hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu dersimizde sizlere İmam Hatip liselerimizde okutulan 10. sınıf fıkıh dersimizin 1. ünite sonunda yer alan değerlendirme sorularının cevaplarını yapacağız. Hadi derse geçelim. Öncelikle değerli arkadaşlar, Hanefi ve Şafii mezheplerinin fıkıh tanımını soruyor. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre fıkhın tanımı neydi? Kişinin lehinde ve aleyhinde olan hükümleri bilmesidir. İmam-ı Şafii'ye göre ise Fıkıh, tafsili delillerden yani ayet ve hadislerden elde edilen dini, ameli hükümleri bilmektir. Bu sorumuza bu şekilde cevap vereceksiniz İmam-ı Azam ve İmam-ı Şafi'ye göre. İkinci sorumuz, fıkıh ilminin amaçları nelerdir diye sormuş. Fıkıh ilminin genel amaçları, varoluş gayemizin Allah'a kul olduğu bilincini kazandırmak, Allah'ın rızasına uygun bir hayat yaşamamıza katkı sağlamak, Kur'an ve sünnette yer alan hükümleri yaşam tarzına dönüştürmek, kişilerin hak ve sorumluluklarını belirlemek, hakların ihlalini ve vazifelerin ihmalini önlemek, toplumda adalet, barış, huzur ve güveni tesis etmek, hukukla ilgili ahlak bütününü sağlamak ve ahlaklı bireyler yetiştirmek, güven ve huzur içinde istiklalı bir toplum oluşturmak. Bunların hepsini yazmanıza gerek yok. Sizden istenen kadarını yazabilirsiniz sınavda çıkarsa. Bunlarla ilgili birinci nüte konu anlatımında değinmiştik ünitemizde oradan dinleyebilirsiniz. Üçüncü sorumuz fıkıh ilminin temel ilkelerini kısaca açıklayınız demiş. Dört tane ilkemiz vardı. Biz bunu iki tane slayta sığdırdık. Birincisi tekliflerde kolaylık. Teklif Allah'ın bir işi yapma ve yapmama hususunda insanları yükümlü tutmasıdır. İslam hukukunda mükellefin yükümlü tutulmasının temel şartlarından biri kişinin teklif edilen işi yapabilecek imkan ve kudrete sahip olmasıdır. Hani la yükellifullahu nefsen illa vusaha ayetini burada hatırlayacaksınız. İkincisi helallerde genişlik. Hakkında yasaklayıcı bir nas bulunmayan her şey helaldir. Allah Kur'an-ı Kerim'de haram olan şeyleri belirlemiş. Meşru şartlar çerçevesinde insanın maddi manevi ihtiyacını karşılayacak her şey helal kılınmıştır. Hakkında bir hüküm yoksa. Sorumuzun devamına değerli arkadaşlar, diğer slayttan devam edelim. Bakın ona ne diyeceğiz. Üçüncüsü, kamu yararının gözetilmesi. Modern hukukta toplumun veya devletin gereksinimleriyle ilgili olan idari tasarruflara ne deniyor? Kamu yararı deniliyor. Yöneticilerin tasarruflarının kamu yararına uygun olması gerekiyor. Kamu yararı ile fertlere ait menfaatler arasında kalındığında muhakkak kamu yararı devletin, sosyal hayatın tercih edilmesi gerekiyor. Ancak kişilerin uğradıkları zararlarda devlet tarafından değerine uygun bir hedefle tanzim ediliyor, karşılanıyor. Son olarak adaletin gözetilmesi maddesi vardı fıkhın temel ilkelerinden. Adalet neydi? Ferdi ve toplumsal hayatta hakkaniyet ve eşitlik ilkelerine uygun yaşamayı, her şeyi yerli yerine koymayı, hak ve hukuku uygun hareket etmeyi, herkese hak ettiği şeyi vermeyi ve hak sahibinin hakkını vermeyi ifade eder. Adalet ilkesi hukuka bağlı kalmayı, eşitlik ve hakkaniyete uygun hareket etmeyi gerektirir. Adaletin olmadığı yerde unutmayalım, zulüm ve haksızlık vardır. Zulmün olduğu yerde de korku ve huzursuzluk vardır ki İslam adaleti emreder, adalet mülkün temelidir. Evet, devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Bazı terimler vermiş maslahat, fakih, teklif ve haram kavramlarını açıklayınız diyor. Maslahat neydi? Fıkıh usulünde ayet ve hadislerin yorumlanmasında veya hakkında kesinlik ve açıklık bulunmayan konularda iştihad edilirken gözetilen ve din açısından önemli yararlara maslahat deniliyor. Ayet ve hadisler yorumlanıyor. Hakkında kesin bir ayet yok, haram helal olduğu konusunda işte bunlar değerlendirilirken din açısından önemli olan yarar tercih ediliyor. Fakih kimde Fıkıh ilmiyle uğraşan alimlerdir. Fakihler ayrıca onlara müştehit de denilir. Teklif neydi? Allah'ın bir işi yapma veya yapmama hususunda insanı yükümlü tutmasıdır. Haram neydi? İslam dininde kesin olarak yapılmaması istenen fiillerdir işte. Adam öldürmek, içki içmek, kumar oynamak gibi. Test sorularımızla devam ediyoruz. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilmini ankronlanan biri değildir? Dört tane de biliyorsunuz. İbadat, münakihat, muamelat, ukubat. Ancak maslahat bir terimdi az önce işledik. İkinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi fıkıh hükümlerin hangisinde kolaylık ilkesi uygulanmış? Evet burada kolaylığı soruyor. Suya ulaşılamadığında abdestlerine teyemmüm alınması bu değerli arkadaşlar zaten T abdesti de farzdır. Kolaylık değil. Normal bir yöntem. Yolculukta günlük farz namazların kısaltılma şimdi uygulanmamıştırı soruyor. Evet. E, suya ulaşılamadığında abdestlerini teyem abdesti alması işte tercih. Evet. Yolculukta günlük farz namazların kısaltılması. Evet. Hasta olan kişinin orucu iyileşince tutması. Evet. Tutamada oruçlar için yaşların fidye vermesi bunların tamamı kolaylık ilkesinin uygulandığı maddelerdir. Bir abdest ile kişinin birden fazla namaz kılması ise tercih meselesidir. O yüzden şuraya iyi dikkat etmemiz lazım. Aşağıdakilerden hangisi usulü fıkıh kitaplarından biri değildir diyor değerli arkadaşlar. Bunu araştırdığımız zaman usul Fahrul İslam Pezdevi, Risale-i İmam -i Şafii, Mustafa İmam -i Gazali, Et-Tahrir i̇bn usuldür ancak Kitabul asıl İmam Muhammed'in kitabıysa furu kitabıdır. O yüzden cevap olarak denizliği veriyoruz. Doğru yanlış sorularıyla devam edelim. Fıkıh ilminin temel ilkeler arasında kamu yararının gözetilmesi yoktur demiş. Hayır, vardır. Yanlış diyoruz bu cümleye. Toplumda adalet, barış, huzur ve güveni tesis etmek fıkıh ilminin amaçlarındandır. Evet, doğru. Mecellede fıkı, mesaili ile i ameliyeyi bilmektir şeklinde tanımlanıyor. Doğru. İnsanların hatta unutma ve zorluk karşısında yaptıkları affedilmiştir diyor. Aynen özgür iradeleri olmadığı zaman onlardan sorumlu değiller. Ona da doğru diyoruz. Değerli arkadaşlar kanalımızı sosyal medyadan da takip edebilirsiniz kanalımızdaki videoları beğenip arkadaşlarınıza da tavsiye ederseniz onların da bu bilgilere ulaşmalarına katkıda bulunmuş olursunuz diyorum ve hepinizi Allah'a emanet ediyorum.